Hani yeni yıl itibariyle %65 küsurat zam olacak söylenildi. Yani bu şartlarda biraz yüksek geldi bize. Sayın Cumhurbaşkanımız bile %25 diye söylemişti. Biz demiyoruz zam yapılmasın bir esnaf olarak. İlla ki zam olacak. Ülkenin şartları belli, piyasanın şartları belli. Zamsız illa ki bir şey olmaz. Ama bu zam oranı bir makul şekilde düşürülürse bizim için tabii daha iyi olabilir. 1.400'den 2.200'e çıktı. Belediye bağlı olarak 17 tane falan esnaf var yani büfe. Ya %20 geliyordu, %15 geliyordu. Yani öyleydi yani. Tefe göre diye aslında. Şimdi de işte bu sefer %65 geldi. Yani valimize bildirsek yani biz bunları zaten dedik de belki gideriz yanına deriz yani bize biraz güzellik yapsın. Hani bir güzellik yapsa memnun oluruz. Tabii yani bir şey olarak derdimizi anlatmak isteriz yani ona. Bu şey bulsak derdimizi anlatırız yani valimize. Hani belki yapar yani yapar da yani ben bunu biliyorum da eminim de. Yapacağız yani dile getireceğiz kendi derdimizi onları dile getireceğiz yani. Ben 17 yılda 17. yıla giriyorum ben buraya. Buranın demirbaşıyım. Açılmış açılmamış ben buradayım. Yani bize bırak git diyorlar. Resmi olarak açıklama yapmadım. %25 zam geçmeyecek. Peki %20 geçmeyecek ne bana %60'ın üstüne niye zam yatıyor ki? Ben bunu nasıl çıkaracağım? Bu durumda bu halde iş yok, gücü yok görüyorsun. Bir tane vatandaş var burada. Ne olacak halimiz? Kapatmada başka çare yok ki. Borç bu olduk için. Böyle bir şey olabilir. Bunu geri alsınlar. Biz bunu mümkün değil, ödeyemeyiz. Yani olamaz. Bir iyileşmeye gitsinler. Nasıl olur? Nasıl çıkaracağız? Şimal bağlamı 24 saat ben burada nöbet tutuyorum. Kiraya mı çalışacağım? Bırak kirayı. Ben malzeme alamıyorum lokantı. Yani dediğim gibi eğer %25 devlet koymuşsa 25 zam 25 geçmeyecek. O zaman bunu da o şekil yapsınlar. Bunların söylediklerini söylüyor. Bunlar belirtti, biz belirtmedik. Bunun yanında artı bir de ortak gider olarak 600-700 milyon bize esnaflara yansıtılıyor. Önümüz kıştır. Zaten yeni bir pandemi sürecinden de biz çıktık. Bu pandemi süreci içerisinde zaten biz geçmişteki olan borçlarımızı biz ödeyemiyoruz. Zaten şu anda esnafların belirli bir kısımları şu anda mesela icralıktır. Hani daha geçen seneki kiralarımızı doğru dürüst biz verememişiz. Bir de %65 oranda yani bu bir otogar için zaten çok yüksek. Bugün mesela firmalara sen %20, %30 sen kalkarsan sen esnafa bunu yaparsan bu gayet normaldir. Ama sen kalkarsan sen firma sahibiyle biz değiliz ki. Firma sahibinin günlük cirosu dünyanın parasıdır. Biz bir simit satıyoruz. Biz bunları nasıl karşılayacağız? Bir bisküvitle biz bunu nasıl karşılayacağız? Bir suyla biz bu kiraları nasıl karşılayacağız? Yani ona çağrımız budur. Kiralarımızı belirli bir seviyeye getirse mantıklı olur. Masa burada esnaf iş yapsın. Esnaf evine ekmek götürsün. Çoluk çocuğu azdır. Çoluk çocuğu perişandır. Yani bunlar benim açımdan değil. Herkesin açısından ben söylüyorum. Şimdi ben bu sabah geldim buna karşılaştım. Kira kontratıyla karşılaştım. Kiram 2810 iken %66 zam oranı geldi. 4 milyar 644 lira oldu. Ürünlerim hepsi iadeye düştü. Yani bir müşteri gelip bir psiki onlara alamıyor. Aldığı zaman yine yerine bırakıyor. Yani ürün satamıyorum, kiramı çıkaramıyorum. Bu şartlarda, bu kış şartlarında biraz zor. Sigortam birikmiş, iş yerimi kirası 9 milyar, 10 milyar şu anda belediyede, askıda ödeyemiyorum. Valimizden rica ediyoruz, yani bunu düşürmelerini istiyoruz. 3 ay çalışıyor, 9 ay zaten çalışmıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Hani maddi açıdan gerçekten de bilgi sıkıntılar yaşıyoruz. 3 ay yazın zaten çalışıyor. İşte iş açılar gidiyor. Turist olarak gelenler oluyor. İş için işte gurbete gidip çalışanlar oluyor. Zaten o 3 ay içerisinde zaten bizim otogar çalışıyoruz. Daha zor zaten geçinebiliyoruz. İşte bu kiraların üzerine gelmesi de bizim için büyük bir sıkıntı oldu maddi açıdan. Hani bu otogarın potansiyeli sadece 3 aydır. 3 ay çalışıyor. 3 aydan sonra boş. O 9 ayımızı oturarak geçiriyoruz. Başka hiçbir şey de yok.